Evet, Süper Kupa mücadelesi tarihin en kısa maçlarından birine de sahne oldu. Yine çok kısaydı ama rekorlarda kırıldı. Örneğin Mauro Icardi'nin golü 49. saniyede ağları sarsmıştı. Ezeli rekabette en erken gol Icardi'den gelmiş oldu. Böyle ne yazık ki tatsız bir Süper Kupa macerası geride kaldı. Peki Fenerbahçe'nin aldığı bu aksiyon sonrasında sizce neleri değiştirir ya da değiştirir mi? Fenerbahçe'nin bu duruşu Futbol Federasyonu'nu seçime götürüyor. Yani Onun etkisi onun büyük da değil mi? katkısı var, etkisi var burada. Gerçi bütün kulüpler istemiyorlar da. Şimdi imza da topluyorlar tabii. Bir yerde birileri bir şeyler yapacaklardı. Bunu da Fenerbahçe'ye denk geldi. Fenerbahçe yaptı. Burada Fenerbahçe Galatasaray'a değil, Trabzonspor'a değil, Beşiktaş'a karşı değil, kendi hakkını Futbol Federasyonu'ndan farklı bir şekilde aradı. Bu şekilde gittiler. Yani burada iki kulüp veyahut da üç kulüp, dört kulüple olan olayından değil. Yani husumet demeyelim bunu, onlara karşı olan bir şey. Burada direkt Futbol Federasyonu'ndan ne karşı geçmiş de var tabii dolu Fenerbahçe'nin. Hepsini bir araya toplayıp böyle bir infial gerçekleştirdiler. Belki başka bir kulüp de yapabilirdi bu şekilde. Ama bu Fenerbahçe'ye denk geldi. Fenerbahçe burada beğenirsiniz, beğenmezsiniz, takdir edersiniz, etmezsiniz. Ama onların kendi verdikleri karar. Bu kararı da biz sadece karşıdan ne diyedir ona, nasıl söyleyeyim, Saygı duymaktan başka bir şey yok. saygı duyacaksınız tabii. Bu Fenerbahçe'de olabilirdi, Gaziantepspor olabilirdi, ne bileyim Karagümrük olabilirdi. Bunların da aldığı bu ne diyeyim, bu şekildeki bir olaya herkes saygı duyma gösterecek. Sonuçta insanlık olarak da yani bireysel Herhalde. olarak da hepimizin başına haksızlıklar gelebiliyor ve buna karşı bir aksiyon almak isteyebiliriz. Hala işte kurşunlamadan filan da hala yok, failler meşhur, hiçbir şey de bu kadar da olunca hepsi bir araya gelince en sonunda Sayın Ali Koç'a patladı ve onun döneminde bu olay yaşandı ki bundan evvelki olaylar da var ama onlar tabii maç esnasında cereyan eden olaylar. İşte Otabar için sırtına taş geldi, çekildi o gider Sayın Ali Şahin Başkan, Trabzon'daki olaylar, işte Şenol Güneş'le olan olay, onlar hep oynanan oyun esnasında cereyan edenlerdi. Maalesef hiç kimse tasvip etmiyor. Fenerbahçe camiası da tasvip etmiyor ama bir yerde bir direnç göstereceklerdi. Taraftar da biraz böyle yarı yarıya bölünmüş gibi duruyor. Kardeşim, kimseyi memnun edemezsiniz. Öyle. Yani bu işte, yenseniz de memnun etmiyorsunuz, mağlup da olsanız yine memnun etmiyorsunuz. Bu tarzda bir karar aldığınız zaman memnun etmiyorsunuz. Bunları biz kulüpleri serbest bırakacaksınız. İşte kendine aldıkları kararlar, eğrisini doğrusunu sonunda sıkıntısını kendileri çekecekler. Siz istediğiniz neyi anlatacaksa içeriğini çok iyi bilemiyorsunuz ki. Hani neden de dün senle de konuştuk. İşte biletler, o almışlar biletleri. Her şeyi satın almışlar. Ya bir Fenerbahçe kulübü, ne bileyim farklı bir kulüp. Alamayacak mı, o kadar imkanlarım yok. Alırlar, kimseyi de konuşturmazlar. Yani biz burada çok fazla bunun üzerinde durmadan bundan sonra neler olacak? Bundan sonra nereye gidecek? İşte Futbol Federasyonu aldığı karar doğru mudur? 18 Temmuz, ona dün Haziran demişim ben. Sonra da istedim Öyle kendim. mi? Ben de fark 18 Temmuz'daki, yani çok geç bir karar tabii o. O işte, dün de işte bütün Türkiye Süper Lig ekiplerin başkanları imza toplamaya aşamasındalar. Toplandığı zaman erken bir Erken seçim olabilir. olabilir. Ki olması da o şekilde. Siz gene gidin. Yani sizi kimse frenlemez. Ne derler, Avrupa Şampiyonası yeri başkanla falan, ki el ele kol kola gidersiniz. O sorun değil. Önemli olan Türk futbolunun geleceğinin emin ellere vermek. Yani herkes tartışılıyor. Kimi getirseniz tartışılıyor. Yok o Galatasaraylıydı, yok Fenerbahçeliydi, Beşiktaşlıydı. Trabzonsporlular gelmedi. Onlar istedikleri kadar haklılar söylemlerdi. Gelmedi hiç onlardan. Ama bundan evvel bakıyorsunuz iki dönem yanılmıyorsam Fenerbahçe'den vardı. Fenerbahçe şampiyon olamadı. Hani diyorlar işte Galatasaraylılar gelince Galatasaraylılar şampiyon, Beşiktaş'ta olamadılar, ne olacak şimdi? Demek ki bu Fenerbahçe ile başkanlar veyahut da orada çalışan görev almış kişilerin Futbol Federasyonu'na gelip de siz şampiyon yapacak diye bir şey yok. Bu takım gücü, takım gücü ne kadar gidiyorsa onunla gidebiliyorsunuz. Yani orayı da Sayın Federasyon Başkanı, şu andaki Federasyon Başkanı bir an evvel 18 Temmuz. Temmuz'u öne çekip gelecek kişiye de planlamasını ve ekibini hazırlamasını fırsat Tabii versin. 18 Temmuz da çünkü geç Zaten olabilir. çoğu da şey başlayacak, Avrupa Kupalarında ne bileyim elemeler oynayacaksın, erken açanlar olacak. Onlar da var.
Bunların planlamaları var. Herhalde şöyle düşündük galiba. Başkan, TFF Başkanı, hemen bunu buraya koyayım. Burada nasıl olsa kimse talip olmaz. Ben gene devam ederim ama ettirmezler sizi başkan. Artık emin olun, saygınlığınızı kaybettiniz. Türkiye Futbol Federasyonu saygınlığını kaybetti. Siz kendinizi de fazla üzmeden, aileniz var, herkes, her gün bir şeyler işitiyorsunuz yani sizin, evet, size karşı hakikaten çok önde olan kişilersiniz. Oralarda geldiğinizde bilhassa bir de futbolda tabii o seviyedeyseniz. Murat Sancak çok sert konuştu mesela. Cadı, ya Murat Sancak konuşur, öbürü konuşur, bizler konuşuruz, Ahmet konuşur, Mehmet, herkes konuşur, bir şeyler konuşacak. Hı hı. Çünkü futbolu yönetmeye çalışıyorsun, yönetemediğinizi yönetmeye çalışıyorsun. Bu da bir başarıdır, biliyor musun? Yönetmesi gereken şeyler bellidir. Bütün her şey prosedür mü? Onu bile yönetemiyorsunuz. Yönetemeyince de artık ısrar etmenin hiçbir ayrımı yok. Şöyle düşüncede olanlar da var. Mehmet Büyükekşi tekrar aday olabilir. Avrupa'daki başarıya göre ya da kalan 7 haftada sorunsuz bir ligin bitimine göre siz böyle bir ihtimali düşündünüz. Ben öyle bir ihtimali hiç mi görmüyorum. Yani Avrupa'da ne başarısı yakalayacaksınız? Yani Avrupa'da milli takımlar... Ama sonuçta 18 Temmuz tarihinin seçilmesindeki en büyük sebep de bu burada, Avrupa. Bu 7 haftayı bir atlatalım da Allah'ın izniyle nasıl atlatacaksak. İnşallah. Yani inşallah maşallah diyoruz ama esas bunlara bir bakmakla işte hakemleriniz belli. Takımların feveranları belli. Nasıl olacak bu iş? Şimdi düşmeye de çok fazla aday var. Zaten yukarısı iki takım diyorsun. Allah'tan iki takım. Yani 3-4 takım olsa tabii, hiç için içinden çıkamazdı. Büyük sorun olurdu. İmzalardan bahsettiniz az önce. İmza kampanyasına şu ana kadar 11 kulüp katıldı. Onlara bir bakalım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivas ve Ankara Gücü imzaya katılanlar daha arasında. Gelirler, oraya gelirler. Zaten daha bir şey kalmamış ki orada. Yani üzücü bir durum. Hem kendisi açısından üzücü. De her gün siz konuşuyorsunuz yani. Her gün siz konuşuyorsunuz. Bütün bu kaosu herkes size yüklüyor. Evet. Bir tarafta tamam %80'in üzerinde haklılık payı var. Evet. Bunun bir sebebi de siz dersiniz yani. Bu biz değiliz, orası değil. Takımlar değil, siz dersiniz. Onun için bilemiyorum. 18 Temmuz'dan mutlaka büyük olasılıkla geri dönüş olur. Bakalım. Erken bir tarih olur. Siz de kurtulursunuz. Herkes kurtulur. Hiç olmazsa gidin yani bu kadar söylemlere, size karşı olan söylemlere maruz kalmazsınız. Ailenizle birlikte farklı yerde. Olmadı başkan, olmadı. Yani illaki olacak diye bir şey yok. Tabii, belki de değişecek. Devam edelim. Süper Kupa'ya tekrar döneceğim. Çünkü az önce siz de bahsettiniz. Dış dünyada da çok fazla konuşulduk, evet, dediniz. Bazı başlıkları şöyle bir hatırlayalım. Örneğin Almanya'da saçmalık olarak yorumlandı bu durum. İtalya'da kaos başlığı yer aldı. Peru'da skandal olarak değerlendirdi Türkiye'deki Süper Kupa'yı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de maç sonunda bir açıklama yapmıştı. Dünyaya çok mahcup olduk diye. Son iki gündür bizi konuşuyorlar. Biz zaten böyle konularla anılıyoruz. Gerek Avrupa'da gerek dünyada. Hı. Evet, kimsenin tasvip etmediği, istemediğimiz, arzu etmediğimiz görüntüler ve yapılan olaylar ama bir yerde de tekrar söylüyorum yani bir takımı kim olursa olsun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karagümrük, kim olursa olsun, evet,